Spiros nasıl bir yarışmacı İhsan? Yani çok böyle sempatik diye damga vurdu o da. Bu sene zaten Yunan tarafında biz performansı çok konuşamıyoruz erkeklerde. Ya diyoruz ki çok sempatik ya da çok sert diyoruz. Karakterleriyle konuşuyoruz. Çünkü performans olarak bize hani hiçbir şey olmasa da hiçbir şeyin biraz üstünde bir şey verdiler. Ya birleşmeden sonra nedense Yunan erkeklerinde bir düşüş oldu. Bir Kirakos hariç. Evet. Yani hepsinde mesela Tony inanılmaz düştü yok oldu zaten. Ondan sonra Nikos Ciddi anlamda mesela 12'de 3'ler falan mesela birleşmeden geçti. sonra ne yapmış? Önünde var mı şu an? Yani hepsi yok. Ama mesela bir hafta 7'de 0'la geçmişti. Bu haftayı 9'da 2 ile geçti. O, yani 20'de 2, 20'de 3 falan. Gibi, bir, gibi bir istatistik. Yani %10'a falan düştü neredeyse istatistiği. Spiros da öyle. Yani çok iyi bir yarışmacı. inanılmaz bir yarışmacı değildi ama en azından atışları güçlü bir yarışmacıydı. Ama şimdi bakıyoruz. Mesela önümüzde istatistik var. 12'de 3 yapmış. Şu an siyah takımın en yani bu hafta en kötü geçiren yarışmacılarından belki de yarışmacısı. E, ona da yaramadı bu değişiklik diyelim. Hı hı. Hani belki Tony'den Tony'le bir anlaşamamazlığı vardı. Rahattı. Dimitri ile çok iyi anlaşıyordu, Aynı takımda yer aldı. Hani her şey onun için iyi gelişti. Ama bazen o değişiklik takım değişiklikleri ben de mesela gençken düşünüyorum. Voleybol oynardım. iyi de voleybolcuydum. Kendi takımda çok iyiydim. Bir yere transfer oldum. Bambaşka isimler, bambaşka insanlar. Orada başka egolar, başka ağırlıklar. Hani birinin mesela kulisi var, oynama şeyi var. Daha büyük hoca ile ilişkisi var. Onu oynatıyor falan. Sen böyle bir anda yedek kalmaya başlıyorsun. Performansın düşmeye başlıyor. Takım değişiklikleri bazen yaramaz insanlar. Bunu futbolda da çok görüyoruz. Tabii. Ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, Yunan takımının erkekleri zaten çok iyi olmayan performanslarını daha da düşürdü. Spiros da bunlardan biri. Ama dediğin gibi sempatik mi? İnanılmaz sempatik, eğlenceli yarışmacı. Evet. Spiros'ta geçelim o zaman. Paniotis için neler diyeceksiniz? Paniotis bende mesela hep e, Yunan takımının belki de en iyi erkek yarışmacısı. E, çok böyle bir büyük olay yaşamamış ama bir yandan da böyle o sessizliğinde de bir böyle sıkıntı hissettiğim bir yarışmacı olarak geliyor açıkçası sizin bu haftayı mesela... bence iyi değerlendirdi bu evet bu hafta o da mesela düşüştü bu haftayı Aynen. bu hafta kurtardı panometis Kimin için düşüşte de dediysek Dimitra. Evet <laughs> ya. Konuştuk ben ve onlar Dimitra ortada yok dedim. Akşam üçte üç yaptı ya. Koltuğun <laughs> arkasına saklandı. Aynı şekilde. <laughs> ya normal. Dedim, yarın ne diyeceğim? Birleşme bu olduktan sonra takımlar karıştırıldıktan sonra Panayotisin de bence varlığı yokluğu bir de. Evet tamam hızlı bir yarışmacı, en hızlı yarışmacı da olabilir ama performans anlamında bir düşüş vardı. O Yunan takımında gösterdiği enerjiyi ve e, başarıyı gösterememişti. Ama şu anda tekrardan bu hafta iyi geçirdi. Hatta ne yapmış? 18 oyuna çıkmış ve 13 galibiyet yapmış. Yani ben mesela Paniotis'te şöyle bir şey görüyorum. <laughs> Biraz kavgalardan çok etkileniyor. Çok narin bir adam bence. Mesela bana öyle geliyor. Çok böyle işte Tony bağırdığında şey olduğunda hep bir düşüyor. Bench'te mesela kolay küsebiliyor. Öyle bir kırılgan tarafı da var sanki. Ama dediğim gibi hani çok da şey bir survivor geçirmiyor. Mesela o da hani... Şu an itibariyle nereye kadar gider? Hani Yunan takımı da son 5'e son 6'ya kalamaz. Çok basit karakter değil. Öyle. Değil bu evet Bu sezonun yani. kadın yarışmacıları erkeklerinden daha erkeksi. Yok daha yok Yunanistan'da bu sezon çok doğru. Eğer bir kadın şampiyon olamıyorsa şu anki görüntüyle giden takımlar için söylüyorum. Yani. Bir daha hiç olamaz demek. Ama yani. bir şey söyleyeceğim Yunanistan'da. Dalaka Afrodite finali güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Çok güzel olur. Yani şimdi evet. bir kadın erkek çıkmasın da bari iki kadın çıksın. Bir kadın şampiyon kesin çıksın Yunanistan'da. Tabi bilmiyoruz daha nasıl bir şey olacak son olacak takımlar ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Onu Acun abi ilerleyen günlerde açıklayacaktır diyelim.